insanın yüceliğini unutursanız böyle çukurlara düşersiniz. Erman, hemen televizyonu açıyorsun. Bir adam var. Katılıyor. Kitabını yapalım dedim bu adamın. Yerine 50 lira para üstü fazla versin. Bir an kafamdan geçeni tut. İşte o an hırsızsın sen derdi yani. Harika. Böyle bir yemekli programa gittim. Böyle konuşayım. Ben konuşacağım. Karşıdaki ben böyle ağzım suyu akıyor, tamam mı? Nasıl bu hale geliyor? Bütün kadınlar kabul bu duruma ya. Bu inanılacak bir şey mi? Gerçekten inanamıyorum. Yani, oğlum hani tüyü niye inanıyorsunuz gibi bir şey oldu. Aman arkadaşına verme, yan da sen ye falan diye. Ama gel kaldıralım dendi mi? Heyhat o zaman. Bir Süleyman daha lazım yeniden. Bir de Sinan. Ya, ay maşallah. Efendim, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Sinan Canan ve Müge Canan'la birlikte olacağız. Bu formatımız aslında bildiğiniz sohbet formatı mı zannediyorsunuz? Değil tabii ki. Elimde 3 tane zarf var. Sohbetin olmadığı yerde hayat yoktur zaten. Sohbet var da. Efendim, bu 3 zarfta böyle güzel, farklı soruları konuğum kendine soracak. Sonra arada ben böyle ufak tarifler vereceğim. Kahve yapacağım onlara. Güzel böyle soğuk, pişirilmemiş bir puding tarif vereceğim. Sonra da beni çok zorluyor ama yapacağım, söyleyeceğim. Haterların sorularını soracağız efendim. Tabi sert sorular bunlar. Ama bence bu soruların cevabı hepimizin çok merak ettiği sorular. Bakalım Sinan Canan bu sorulara nasıl cevap verir? Başlayacağım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Aslında ben de bu kanala hoş geldim. Çünkü çok bildiğim bir alan değil ama çok izlediğim, çok sevdiğim bir mecra YouTube. İşte ben de olacağım diye tepindiğim dönemlerde sağ olsun bu değerli ekip sesimi duydu ve buradayız. Bildiğim kadarıyla yapmanız gereken abone olmak, sonra likelamak. Burada ne mi yapacağım? Öncelikle çok sevdiğim işleri yapmayı planlıyorum. Umarım siz de çok seversiniz. Sizin sevdiklerinizi de lütfen yazın. Onları da burada hem konuk olarak hem içerik olarak paylaşabiliriz. Bugün çok mutluyum. Mutluluğun getirdiği bir heyecan var. Hani insanların böyle hayatlarında insanlar olur. Ve onlar aslında hepimiz için vardır. Çok araştırırlar, çok bilirler, çok anlatmak isterler, çok paylaşmak isterler ve böyle güneşin çevresi gibi ışık olur. Gerçekten bu iki insan hayatıma değdiği günden beri güzel şeyler yaşadığıma inanıyorum. Bunları da bugün sohbet tadında anlatmak istedim. Sevgili Müge Canan ve Sinan Canan bizle birlikte olacak. Merhaba. Merhabalar efendim. Güzel konuşabildim mi? Merhaba. Her zamanki bir şıkkı. Başkaymış yani. Hani ekrandan güzel. Başka bir şeymiş bu. Açık beyinde sizi seyrediyoruz ama. Biz de sizi çok seyrediyoruz çok efendim. Ama bu mecra böyle bana daha sıcak geliyor. Benim alışık öyle olduğum mi? Alanlar olduğu için. Hoş geldiniz tekrar hoş tekrar. Bu arada uzun zamandır birliktesiniz ama evli bir çift olarak hani öyle değil mi? Tabii ilk. Yeniyiz. Ay ne kadar güzel, ne kadar. Zaten değişim değil, yenilenmek bunu da sormak istiyorum. Hayatın her alanında çok kıymetli. Biz hep değişince böyle bir şeyin yasını tutuyoruz gibi geliyor. Öbürü ölecek de. Hani yenilenmek diye baksak diye sormak. Her gün sormak. Öyle değil mi zaten işte? Evet. Yani. İzninizle ben çok Sinan Canan'la program yaptım. Biraz Müge ile devam edebilir lütfen. Miyim? Müge'cim bir kere gerçekten çok hoş, çok zarif bir hanımefendisin. Çok teşekkür ederim. Gerçekten burada bir pozitif ayrımcılık yapacağım. Kadının bu halini çok seviyorum sende seyretmeyi. Katılıyorum. Katılıyorsunuz. Bir de onaylıyorsunuz onu tabii. Kadının bu hali gerçekten sende güzel yansıyor. Ama ben baktığım zaman zaten sende paylaşmak, yani var olmanda paylaşmak, yönetirken bile karşı tarafı algılayıp oradan paydayı katmak gibi bir algın var seninle ilgili. Zannediyorum, Sinan Canan'dan öğrendim, bir zanla konuşuyorum. Öncelikle bizim kısa bir şeyimiz var. Kısaca bir Müge Canan istiyoruz biz. Bir dakikaydı değil mi çocuklar? Bir cümleyle. Ne kadar zor bir soru. Evet, zor bir soru. Evet sevgili Doğukan'cığım. Yani bir ömürlük bir soru sordunuz bana. Hı-hı. Ben kim olduğumu bilmiyorum yani. Hı-hı. Zaten bütün ömür bu kim olduğunu bilme yolculuğu olduğu için. Evet. Gerçekten hem de bir dakikada mümkün değil. Hani arizi, geçici olan şeyleri, bu dünyaya ait olan şeyleri söyleyecek olursam işte eğitimimi söyleyebilirim. Kaç yaşında olduğumu söyleyebilirim. Hmm. Ne duymak istiyorsun? Hmm. Ben ne duymak istiyorum? Bilmem. Ben senin söylediğin her şeyin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ne duymak istiyorum? Bak gördün mü?
Zeki insanla iş yapmak çok zor ya. Ya bir tık geride olmak lazım bu hayatta. Ya açık beynin kurucusu kadına gidiyorsun. Bir soru soruyorsun ya. İşte cüret böyle bir şey. Estağfurullah. Şimdi ben de duydum. öğreniyorum. Çok yakışır sana. Öğreniyorum ve öğretiyorum. Çok yakışır sana. Evet. Öğrendiklerimi öğretmeye çalışıyorum. Ya inşallah gördüğün gibi olurum Açeli, ama gerçekten hayat motivasyonum öğrenmek. Yani beni heyecanlandıran, yolda heyecanlı bir şekilde devam etmemi sağlayan benzin öğrenmek. Her yeni bir şeyi öğrendiğimde aslında kendi tarafımda kendimle ilgili bir şey öğrendiğim için o heyecanı yaşıyorum. Dolayısıyla işte yönetim falan dedin ya, yani orada yönettiğim şey eğer kendim olursam orası... Böyle samimi. Tatlı, samimi, böyle yeni tohumların atıldığı bir yer haline geliyor. Öbür türlü kurak ve tatsız bir şey oluyor. Çünkü öbür türünde bir hakimiyet var, senin dediğinde paylaşım var. Evet. Yani hükmettiğin konudan, yani daha böyle içe dönük, egosal bir eksikliğinden dolayı hükmetme oluyor ya, bence evet. Öyle. Evet, çünkü evet. Kimse kimseye hükmetmemeli, hüküm belli, hüküm veren belli. Belki orayı paylaşmak ve öğrenmek olabilir. Sinan Canan. Benimki kolay. Ben profesyonel meraklı. Ben senelerdir söylediğim için. Ben de öğrenmeye çalışıyorum ama biraz çenem fazla çalışıyor olsa gerek. Aman çalışsın çalışsın. Saça saça gidiyoruz işte. Bu arada motivasyonu öğrenme olanlarla da böyle güzel buluşuyoruz. Bu da hoşuma gidiyor. Birbirimizden öğreniyoruz. Bildiğimiz varsa ikram ediyoruz. Güzel bir hayat. Gene gelsem gene aynısını. Bir gün yine koşuyorum. Bu arada kısaca söylüyorum. Benim spor arkadaşım Sinan Canan. Evet. Gerçekten ben her sabah Sinan Canan, yani açık beyinli aslında Müge ve Sinan Canan ama dürüst olmam gerekiyor. Sinan Hocam oranın sözcüsü gibi olduğu için Sinan Canan'la birlikte koşuyorum. Ve orada bir gün telefon açtım, yine bir şey aklıma geldi. Ya Sinan ya, ya dedi, ben senin kadar dedi öğrenmeye hevesli bir insan görmedim dedi. Sanırım oradaki heves de çok önemli ama açık beyni soracağım. Açık beyni bana kim anlatacak? Ben çünkü o arada size kurşun geçirmez kahve yapacağım. Kurşun geçirmez kahve. Evet. Çok İngilizcesi lütfen. Bulletproof coffee. Yeah. Sen canını. Kuzey İngiltere akşamıyla söylüyorum. onu yapacağım ama açık beyinle başlamak istiyorum. Kaç yılı ve nasıl? Başlayayım mı? Tabii. Şimdi aslında biraz daha öncesine gidelim. 2017 Şubat'ta kurduk şirketi ama... Ben 2015 miydi Sinan? Senin ilk televizyona çıktığın zamanlar, i̇şte değil o, mi? Evet. Pelin programına çıktın. Ben Tuti'de Sinan'ın şimdiki yayın evinin, daha yeni kuruyoruz Tuti markasını. Ve orada ben kurumsal iletişim danışmanlığı yapıyorum. Yani bilabeder çalıştım, gönüllü olarak çalıştım bir mecra orası. Zaten nefesimde işte kitap araştırma grubundayım. Zaten oradaki organik bağı biliyorsun sen evet. de. Evet. Sevgili Kerim'e ve evet. ekibe sevgilerimizi iletmek lazım tabii ki. Orada bu işi yaparken, bu arada kendimi de oradan alamıyorum. Enteresan bir şeyler yapıyorum. Sonunda anlatacağım. Evet. Ben biliyorum. Gecenin bir yarısı bir adam çıktı televizyona. Bir adam gördüm ben. Evet. Bilim diyor, sanat diyor, felsefe diyor. Kadim diyor. Kadim diyor. Böyle tasavvuftan böyle kokular alıyorum. Böyle tutuldum ben gece yarısı yani. O dönemde Tuti'nin genel yayın yönetmeni olan Erman'ı aradım gece yarım. Erman, hemen televizyonu açıyorsun, bir adam var. Yani onun söylediği şeyleri bütün Türkiye duymalı, öğrenmeli, okumalı. Kesinlikle katılıyorum. Kitabını yapalım dedim bu adamın. Ondan sonra sağ olsun beni dinledi. Ertesi gün hemen Sinan'ı aramış. Ondan sonra onlar irtibata geçmişler ve o serüven başlamış. O tarafta da zaten Sinan bir kitabını çıkarmak üzereymiş ama işte yayın eviyle anlaşmak üzereymiş ama anlaşamamış derken Tuti de çıktı kitabı. Ben nereden bileyim ki o kitap şimdi 8. kitap mı oluyor? Tabii 8. geliyor. Kitapla başlayan evet. serüven 8. kitaba kadar yani. Geldi. Ben bu arada Sinan'la ruberuh tanışmadım o dönemde bu çalışmalar yapılırken. Ben de mağazacılık yapıyorum. İthalat yapıyorum. Bambaşka bir işim var ama işte gönüllü bir şekilde bu tip çalışmalar yapıyorum. Bir yandan da nörobilim okumaya başladım Üsküdar Üniversitesi'nde. Ama önce Sinan'a gittim. Dedim ki hocam
durum böyle böyle böyle, ben nörobilim okumak istiyorum. Sen biraz anlat bakayım kendi neler yaptın dedi. Benim de o kadar çok aslında hukuk mezunuyum ve o yaşıma kadar 40'ından sonra oluyor bunların hepsi. Ne güzel. Ama en yapmış olduğum bir sürü iş var, dinledi. Ha, sıkıntılısın sen de. Gel dedi. gel anca senin nörobilim keser dedi. Kesti mi? Kısmen. Kısmen değil mi? Daha başlangıç durumda. Kısmen bakın, kesti. Hakikaten bak, her şeyin başlangıcıymış meğer. Müge köpeğe bak. Müge. İnanılmaz. Bir tadına bak. Çok afiyet olsun canım. İştah açıcı görünüyor. Aslında iştah kapayıcı ama değil mi? Doğru söylüyorum. Tabii tabii. Sabah bundan iç. Bitti. Oo, keto kafası kahvesi. Çok güzel. Güzel çok mi? Çok güzel. Çok yumuşak. Ben çok filtre kahve oldum. İçemem normalde. Ve bunun içinde sağlık. Afiyet olsun. Bunun içinde Hindistan cevizi yağı ve filtre kahve var. Vücutta yağ metabolizmasını çalışmışım. Lütfen. Yağ vücudu da yaktırabilmek için tabii kafeinle birleştiği için tabii ki burada kahvenin şeyi de çok önemli. Hep anlatıyorum nasıl kavrulduğu. Yani kahve meyvesi aslında ekşi bir meyve ama biz kömürünü içiyoruz. Yani öyle az kavurup az kavrulmuş bir kahveyle yaptığın zaman gerçekten şifa, bir de tok tutuyor uzun süre. Çünkü vücudun yağdan aldığı enerji daha uzun süre gidiyor. Yağlı yediğimiz zaman uzun süre acıkmadığımız gibi. Evet. Bir de ama, doymamış yağ sanıyorum evet, değil mi? Evet, Hindistan cevizi yağı o yüzden ama tereyağıyla da çok güzel oluyor. Aynen. Hiç ummazsınız yani muhteşem oluyor tereyağı. Ben daha çok tereyağıyla yapıyorum bunu zaten. Özellikle bu çok içtiğim zaman yemeği kestiğimde bu sabah kahvaltılarımdır benim. Çok iyi değil çok mi? Çok severim. Yani ama bu versiyon daha iyi olur. Yani böyle ben bunu şey olarak düşündüm. Bugün dedim blender olmayabilir insanların. Bir şey olabilir yani. Ne yapılabilir? Aklıma bu geldi. Her yerde satılıyor artık. Uygunları da var. Süper çok güzel. Olmuş. Afiyet olsun. Çok iyi fikir. Afiyet olsun. Ondan sonra açık beyin. Ondan sonra neyse ben nörobilim okumaya başladım. Nörobilim okumaya başladıktan o 2016 senesinde başladım. O yaz Sinan o sırada Ankara'da Embeyin diye bir marka yürütüyor. Hı-hı. Aslında açık beyin de yapmış oldu şimdi yaptığı faaliyetleri. Yapar durumdaydı. İşte İstanbul şubesini açalım mı? İşte hadi Müge seninle yapalım mı? Gibi bir teklif geldi. Aa tabii ben zaten canıma minnet. Yani devamlı böyle bir şeylerin içinde olmak istiyorum. Bir parçası olayım yeter derdindeyim. Çünkü en başta konuştuğumuz gibi en büyük motivasyonum o öğrenmek. Öğrenmek, aktarabilmek, aynen, paylaşabilmek, orada büyümek. Aynen öyle. Dolayısıyla ben mağazaları zaten hemen anında kapattım. Dedim ki tamamen değiştiriyorum her şeyi. Dürtüseliz eğitime dönüyorum. Tam da sorum oydu. Yani aslında o dürtüselliğin arkasında bir yavşanmışlık var. Yani o ama son çok noktada, güzel. Yani o kadar önemli canım, bir şey kesiyorum ki lafını balla değil kahveyle kestim. Şimdi tam da bunu soracaktım Sinan Canan'a. Sağ ol bana top attın. Şimdi ben golü atacağım. İzin var mı? Tamam da skoru yazacak. Biz skorboard'a bakıyoruz. İnsanın fabrika ayarlarında zaten her şey çok güzel. İlk başta şöyle bir bütün olarak anlatılıyor kitapta. Ama biz çok akılcı olduk ya, hani dürtüselliğimiz özellikle şimdi insanlarda yeni bir moda. Çok dürtüsel davranıyorsun. Yani kötü bir şey mi dürtüsel davranmak? Kötü bir şey mi? Bazen değil. Mesela biraz önce dürtüselliği özellikle altını çizmemin sebebi mesela Müge az önce anlattı ya. Bana geldiğinde bir şeyler anlattı ve ben ona dedim ki sen de arıza var gel uygun yerdesin. Şimdi o arıza nedir? Bir şey hissediyor ama söylediği zaman, dile getirdiği zaman ya da etrafındakilerle paylaştığı zaman ne gerek var canım şimdi sırası mı denecek kadar da tuhaf bir şey aslında yaptığı şey. Kendi mesleki rahat konfor alanından çıkıp başka bir yere giriyor ama bunu bir delice yapmak var. Ya ben bugün bayırdan aşağı atacağım kendimi gibi yapmak elbette var. Bir de gönlünün sesini dinlemek diye bir şey var. Yani birçok şeyi riske ederek burada bir çıkış var, burada yeni bir hayat var, burada yeni bir ilim irfan var diye yola girmek var. Onu da anlamak biraz işte Müge'nin de dediği gibi yaşanmışlık gerektiriyor. Yani neyi bırakıp neye doğru döneceğin biraz kıbrenin niyetin belirliyor hikayesi var ya. Aynen. Hani o iş, böyle, o konfor alanından seni çıkaracak olan cesaret yaşadıkça birikiyor. Ve o geldiği zaman bunu ancak onu yaşayan anlıyor. Etrafındakiler pek anlamıyorlar. Benim Müge'yle zaten hani örtüştüğümüz yer, orada buluştuğumuz yer, ben bunu biliyorum bu hissiyatı. Yani insanların aslında bazı insanların, Müge gibi değişiklerin nereye gitmek istediklerine dair benim de bir tecrübem var. O yüzden anlaştık zaten. O yüzden beraber bir yola çıkabilmeye cesaret ettik. Yoksa yani birisi gelse dese ki işte benim şu kadar param var, şu kadar bilgim var, şu kadar elbette bilgim var. Elbette satın alınmaz böyle şeyler. Tabii olacak tabii, bir şey tabii değildi bu. Zaten bu çok bir belirsizliğe çıktık yani. Zaten bu satın alma işi çok başka bir yere geldi ya dünyada. Hani bu sanayi devriminden sonra sizin çok da iyi bildiğiniz. Yani insanın zaten fabrika ayarlarını değiştirmeyip ama
manipüle eden en önemli şey bu, yani sistem. İsmini de söylemek istedim. O sistem satın alma sistemi oldu. Elbette bir şey satıyoruz ama sadece maddesel bir şey satmıyoruz. Yani bak, öğretisel. 4 yıldır, 4 yılımız doluyor neredeyse. Beş. Yani 5 paranın 5 yılımız doluyor. 4 oldu. Bence de epizodik benle kadınlar yazmayın. Hep aynı niyetle hareket ediyoruz. Ama böyle kar topu gibi oluyor bir şeyler. Devamlı büyüyor. Yani yaptığınız işin bir şekilde etkili olduğunu böyle önceden hesap etkili olacağını önceden hesap edemezsiniz. Ama niyetin peşinde sürekli ısrarla devam ettiğinizde o zaten kendiliğinden büyüyor. Biz şimdi arada bir bakıyoruz, aa o da mı oldu, aa ne güzel oldu falan filan diye. Ama hala aynı şeyi yapıyoruz 5 senedir. Yani hala öğrenmeye çalışıp öğrendiğimizi anlatmaya, ikram etmeye çalışıyoruz. Yaptığımız şey bu. Hem öylesiniz hem de, pardon. Bu Sinan'ın anlattığı işte o niyetten başlayıp hikmete kadar dönen bir döngü var ya Sınırları Aşma kitabında. Niyet dediği için oradan aklıma geldi. Yani o niyeti senin gönlüne düşüren de aslında o büyük resimde sana bir yer veren de aynı. Yani doğru. Yapan biliyor. Yapan da yaptıran da bir. Şimdi o niyeti bilinçli ya da bilinçsiz o niyete giriyorsun ya sen. Ondan sonra onunla ilgili birkaç adım atıyorsun ya. Orada da işte ona bir irade deniyor. Hani irade gösteriyorsun. Ben işte Sinan'a diyorum ki hadi gel şirket kuralım diyorum. İsmi de Açık Beyin olsun diyorum. O da hiç tereddütsüz okey diyor. Şimdi normal şartlarda baktığında hemen şirket kurmak, hadi demek. Yani bunların hepsi akla çok aykırı şeyler. Ama niyet, o istek senin gönlüne düşüyor ya. En büyük senin, motivasyon ya. Aynen öyle. Başka bir motivasyon yani aramaya gerek yok. Yani en başta konuştuğumuz her şey Sinan'ın da söylediği gibi kar topu gibi büyüyor. Biz de hani o niyet, gayret, cesaret diye anlatıyor ya Sinan. Çok güzel. O hayret noktasına kadar çok şükür hep geliyoruz böyle. Ya bu da oldu. Daha da hatta tahayyülümüzün ya dışında ama neden daha da biliyor büyük musun? Oldu. Orada benim bir tespitim var. Yani zannetmem var sizin literatürle. Çünkü kabulle alıyorsunuz herkesi. Yani sorgulamadan. Mesela ben Sinan Can'ın yaptığı bütün röportajlara bakıyorum. Çok ters köşeler. Çok başka. Top geliyor oradan, sert geliyor. Olsun, ona ait bu diyor. Ve tık evet, yumuşacık alıyor. Ona ait olarak alıyor. Evet, saygıyla, evet. Nezaketle. Biz bravo. Bence o nezaketi çok kaybettik. Bravo, yani çok, nezaket çok önemli bir şey. Ben, o da onun işte kendine ait görmüyor. Evet açığa. Yani gerçekten yani benden değil ki diyor. Istiyorum. Evet. Anladın nezaket mı? Orada çok önemli bir şey var. Ya. Aynı yani, zamanda nezaketin yok, altında bir tevazu var. Nezaket güzel ama yani şöyle bir şey. Biraz da meşreple alakalı biliyor musun? Şimdi hoşgörü sözü bizde var, kullanıyoruz. Hatta İngilizce tolerance'ın çevirisi diye kullanıyoruz ama değil. Tolerance katlanmak demek, hoşgörü demek, kötü gözükenin hoşunu da görebilmek. Elbette. Hoş tarafını görebilmek. Şimdi bu bir gayret gerektiriyor. Yani zaman içerisinde geliştirilmesi gereken bir bakış. Şimdi mesela benim kendi şahsi yolculuğumda biraz yaşadığın zaman, işte 40-50 sene bu dünyada geçirdiğinde dönüp bakıyorsun. Kötü şeyler yapanlar, kötü gözükenler sana çok şey öğretmiş. Dolayısıyla teşekkür edip ben bırakıyorsun. Ben çok teşekkür borçluyum elbette. Nasıl olunmaması gerektiğini kimden öğreneceğim? Belki de biz benzin akıyor karşı kötüyüz o an. Yani bizim aynen. Kızdığımız insana belki biz kötü geliyoruz. Mesela benim yani sosyal medyada... Belki değil bence kesin öyle. Kesinlikle biz kötü geliyoruz. Benim mesela sosyal medyada sinirleniyor zannediyorlar. O bazı böyle atışmalarını sağlıyor ya Twitter'da falan. Hiçbir zaman yani 10 senedir falan neredeyse ben sinirlenmiyorum sosyal medyada. Çünkü orada bir zihin var konuşan ve biliyorum onun niye öyle konuştuğunu. Ben de oradaydım dün. Ve bunlar gerçekten hoşuma gidiyor. Çünkü benimle ilgili bana benim görmediğim bir şey söylüyor. Benim için bir done alıp değerlendiriyorum. Zarfları aldığına göre orada bir şey var herhalde. Yok bunlar iyi şeyler değil mi şeyler. Çocuklar? Bunlar daha iyileri. Hayırlı yani kısmı. Ekip bana da bir oyun oynuyor. Ben bir oyunun içindeyim. Evet, ama hayat onu. Bir oyun. Bir tiyatrocuya herhalde, tiyatro eğitimi almış birine, böyle oyun oynayan bir ekibin içine düşmek büyük şans doğaçlama diye düşünüyorum. Eğlenceli. Bilmiyor musun şimdi orada hiçbir oldu? Şey bilmiyorum. Oo, yani iyi. Ekibin oyunu içindeyim. Ben bu sahneyi seviyorum ama. Bir tane zar seçmenizi rica ediyorum. Herhalde Sinan değil mi? Ortak karar aslında olabilir. Aslında hanım seçsin, ben oradan devam edeyim. Şöyle. Şöyle yapayım o zaman. Tamam. Bu ne size doğru seçti benim ama. Benim de gönlüm oradan görüyor musun? Yine ona göre doğru. Hadi bismillah. Ne var bunun? Bilmem. Ben de bilmiyorum. Bu arada birkaç siz ona kağıt var. Okuyup cevaplarken ben de burada. Evet. Ha, şey sorular çıktı. Güzel. Mesela. Evet. Güzel. Anlattığınız şeylerin. Hadi okusun. Hadi okuyayım. Evet. Anlattığınız şeylerin gerçekten insanların hayatlarını etkilediğini düşünüyor musunuz?
Ben insanın her türlü deneyiminin hayatı etkilediğini düşünüyorum. Yani hayatta ne yaşarsanız yaşayın etkiliyor. Ben de o hayatın bir parçası oluyorsam, mesela sabah koşularında Açerya'ya eşlik ediyorsam, Açerya'ya zaten bir şey olacağı vardır da beni bahane ediyordur. Evet. Dolayısıyla benden olan bir şey olduğunu zannetmiyorum. Herkes görevini yapıyor. Ben kendi işimi yaparken duyduğum mutluluğu şuna bağlarım her zaman. Bana biçilen görevi doğru yapıyor olmalıyım ki kendimi iyi hissediyorum. Dolayısıyla benim etkiyle ilgili bir derdim yok. He, yani çok falancaya ne yapıyorum derdim değil. Ben mutmainsem, ben tatmin hissediyorsam, ben vicdan azabı hissetmiyorsam yaparken yeter diye düşünüyorum. Evet. Sizin sesinizden sonra dinlemek güzel bir Hanım. Evde kumanda kimde durur? Kimin izlemek istediği kabul görür? Lütfen kumandanın sahibi cevap ver. Gerçekten mi? Yok. Müge sen değilse ben çok mutlu olacağım bütün hemcinslerim onunla. Yani ben genelde Sinan'da ama ben ona güvendiğim için ona bırakıyorum. Yani o çünkü çok iyi film seçer. Nasıl bizi bu hale getiriyorsunuz ya? Ya gerçekten. Beyin tam bilir. Tam bir dakika şurada burada kibar olmak istemiyorum yani. Beyin bilimlerinden beyin bilire doğru geçiş diyebiliriz. Nasıl bu hale geliyor? Bütün kadınlar kabul mü duruma ya? Çekim ya ben, ekibindeki beyler bunu çok beğendi. İlk defa diyecektim ki bak yemin ederim ilk defa evet bir hemcinsim kumandayı aldı eline diyecektim. Alanlar aşağıda izliyor ya da başka odada izliyor zaten. Alıyor yine kadın. Kadın niye alıyor? Ama bak, ayrışarak genel, alıyor. Ama erkek de birleşiliyor. Ben anlamıyorum bu. Yok, genelde bunların hepsi zararlı. Bazen öyle, bazen hayır, böyle. Ama şimdi hayır, bizdeki güzel, bizdeki düzenli. Ben bozma uygun diyorsun. Burada bir şerh koymak istiyorum müsaade edersen. Şimdi Sinan bana soruyor ne izlemek istersin diye elinde kumandayla. Tabii. Evet, sonra seçtikleri başka zaman falan diyor olmuyor musun? Mesela bak şöyle bir şey söyleyeyim, çok samimi söylüyorum. Hmm. Ben tek başına bir şey seyretmekten hiç haz etmiyorum. Hmm. Birisiyle bir şey seyrettiğinde de benim sevdiğim bir şeyi seyrederken sıkılması kadar bana işkence veren bir şey yok. Doğru. Mesela sevgilim Mügeciğim, eşim henüz Star Wars'ları izlememiş. Ama işte mesela Star Wars'lar dedim, baktım çok şey olmadı. Sonra dedi ki ben hiç dedi X-Men'leri, Marvel'leri falan izlemedim. Oturduk baştan aşağı hepsini hatmettik. Şimdi ben de onun için bitirdik. Bunu yaptım. Yani şimdi o bana orada bir saygı gösterdi. Dedi ki senin istediğin filmleri izleyelim. Şimdi o bana bir adım yaklaşınca tabii ki kadın... 3 adım yaklaşıyorum diyorsun, öyledir ya. Iron mesela Levita Bella'yı mı seyretti? Ne seyretti onu karşılığında? Bütün X-Men serisini baştan sona kadar. X-Men, Iron Man, yani Allah ne yapıyorsun? Marvel serisini baştan aşağı izledim ve inanılmaz zevk aldım. Ben de yine kendimle ilgili bir şey keşfetmiş oldum. Ben meğer o karakterlerden bir tanesiymişim, birkaç tanesiymişim. Wonder Woman, Ant-Man falan. Wonder Woman, Amazonlar tabii yani. O yüzden iyi geldi. Peki... senin sevdiğin hangi film var? Yani bunlar mı? Ben onu anlamadım hala. Benim kafa durdu. Hayır, Müge'nin sevdiği filmlerden hangisini zaten seviyorum? Şöyle yani Müge seçer filmleri ki ben beraber seyredeceksek ona mesela sorarım. Mesela Avrupa sinemasından sıkılır. Sevmez. Ben zorlarım onu. Ben korku filmi seviyorum. Evet, gerilim filmi seviyorum. Evet. Aksiyon seviyorum. Müge de yorucu geliyor doğal olarak. Ben Müge'yle beraberken sevmiyorum. Daha romantik komedi, daha böyle günlük şeyler seyretmeyi seviyoruz beraber. Ha, pozitif şeyler olsun istiyorum. Ben de. Korku hiç sevmem zaten. Yani Stephen King'ler fena değildir ama. Ama mesela, bu Doktor Uyku'yu izleyeceğiz. Yani bu Marvel serisi ya boş işler bunlar derken altında bir felsefesi olduğunu görünce hemen kabul ettim. Yani benim için orada seçimdeki kriterim aksiyon olsun olmasın komedi falan değil. Korkuyu tenzih ediyorum. Korku bana çok negatif geliyor çünkü. Bir de hakikaten çok boş geliyor. Boş korku. Çok boş geliyor evet. Altında bir felsefesi varsa her şey okey. 3 yıl sonra korku filmlerine de geçiş yapacağız diye düşünüyorum yavaş yavaş. Evet Sinan evet. Orada gündüz, pazar gündüz. Tabii. Exorcist'te başlayacağız. Besmele çekip. Exorcist ama başladı. Noktaya bakar mısın yani? Ben bu alanı gelişim alanı olarak bakıp hayatımda ben oyunculuk eğitimi almış biri olarak korku filmlerini de söyleyeyim. Filan. Ensek Açay'cığım onlar makyaj, kanapı. Hani biliyorsundur. Ya bilmekle ondan haz almanın arasındaki ayrımı anlatamıyorum. Bak yıllardır ben hiç beyinle meyinle uğraşmazken bile bu benim için en büyük enigmaydı biliyor musun? Giderdik mesela Kurt Adam Londra'da diye film vardı. Beni almadılar. Kapısında ağladım. 15 yaşından küçüktüm o zaman. Sonra kaçak olarak ben o filmi seyrettim. Şeyi biliyorum mesela adama makyaj yapmışlar. Suratı yapıyor falan. Diyorum ki ya bu film ben de bunu biliyorum hala niye korkuyorum diye böyle hep soru işaretim şeytandır vardı. Kendimi deli zannediyorum. Bakın sonra herkes korkuyor. Sonra işte şeytanı ben zaten ilkokul 3'te seyrettim ve aylarca tuvalete gidemedim mesela. Tabii canım kalkar yapar falan. Annemin yatağı şeyde uyuyordum ben yatağın
Babamla annem kapıyı kapatıyordu, oradan ışık geliyordu, ben orada yatıyordum. Ve inan hala bana ilginç geleni bu. Parayla psikoz satın alıyorsun. Evet aslında. Ya. Psikoz geçiriyorsun yani. Bu çok eğlenceli işte bir şey. İşte biraz zaman kaybı geliyor. Evet. Ama yok, herkes sevmek zorunda yani, değil. Yani evet. Yani o, ben de şu anki kafamla anlamıyorum ama moda diye yapmışız. Yani aktarılmış o bence. Aynen. Burada enteresan bir soru geldi. Evet, daha geldi mi? Nöro pazarlamaya ne kadar inanıyorsunuz? Ben biraz ekleyeyim mi? Bu inanılacak bir şey mi? Gerçekten inanamıyorum. Yani ulu manitüye ne inanıyorsunuz gibi bir şey olur. Ben nöro pazarlamaya falan inanmıyorum. Yani ben herhangi bir, bu nöro pazarlama bilim alanı. Bulguları işe yaradığı müddetçe kullandığımız, piyasada gerçekten işe yarayan metodolojiler içeren bir bilim alanı. Ve özellikle de birkaç senedir benim adımla anılıyor. Çünkü Üsküdar Üniversitesi'nde sevgili Nevzat Tarhan Hoca'nın öncülüğünde yıllar önce kuruldu, 5 sene önce bu bölüm açıldı. Ve gelir gelmez de sağ olsun Nevzat Hoca'nın da uygun görmesiyle bölüm başkanlığına beni getirdiler. Evet. Çünkü bu bölümün şöyle bir durumu vardı. Yani nöropazarlama henüz akademik bilgisi Türkiye'ye gelmeden ticari uygulamaları Türkiye'ye gelmiş olan ve maalesef pek iyi örnekleri de uygulanmamış olan bir alandı. Ben de elimden geldiğince ona destek vermek üzere işte 3-4 yıldır o bölüm başkanlığı yürütüyorum. İnanılacak bir şey değil. Yani çalışmadan da direkt satarım. Zaten yani, uygulamanın direkt çıktılarına inanıyor musunuz? Aynen öyle. Bir soru gibi algılıyorum. Muhtemelen. Yani nöropazarlama şöyle söyleyeyim. Hani konuyla çok ilgili olmayanları baymamak için bir ürünü bu üretim çağında piyasaya çıkarmadan önce piyasada nasıl reaksiyon alacağını artık önceden hesap etmemiz mümkün. Ve bunun için eski anketlerden daha farklı araçlarımız var. Nörobilimsel ölçüm yöntemlerini de işin içine kattığınızda üretim maliyetini düşürecek, daha hedef kitlenize uygun üretim yapabileceğiniz bir sürü veri elde ediyorsunuz. Öğrenmek lazım. Herkesin uzman olmasına gerek yok ama bunun ne işe yaradığını insanların, özellikle üretim yapanların, hizmet sektöründe görev yapanın bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilmesi için de bence yani hani bence herkesin bilmesi gerekiyor. Evet. Ucundan bucağından ne anladığı, algıladığı kadar. Çünkü bir nokta bile algısa hayatına sirayet ediyor. Ya zaten hani illa üretim olmasına gerek yok. Aslında insanın zaaflarından, açık noktalarından, beklenemeyecek taraflarından bahsediyor. Aynen öyle. Bilirsen sen de kapıları ona göre tutarsın. Çok yani. Şekerli, az şekerli. Bal seven var mı? Ben az mümkünse şekerli. Çok az, pek az şekerli. Pek az şekerli. Tamam o zaman. Bu arada size avokado, muz, kakao, 2 yemek kaşığı ama istiyorsan 4 yemek kaşığı koy. Ve ben tabii ki 1 tatlı kaşığı muz koyuyorum. Çünkü az şekerli istediler. Normalde 2 yemek kaşığı da eklenebiliyor. Bu puding. Çok güzel. Şimdi birazdan yedirteceğim size. Köprüyü galiba koşarak geçeceğiz buradan. Şöyle, yani ben... bu Allah ne verdiyse o. Evet evet, Allah'ın verdiği her şey var hakikaten. Var yani, yani burada hani Allah ne verdiyse o var. Tabii ki biz bunun esprisini çok yapıyoruz. Eminim sizin de mavi beslenme çantalarınız vardı küçükken. Tabii. Tabii. Avokado koyardı değil mi anneniz hep için? Kesin. Tamam. Ananas, avokado, başka yok. Başka bir şey koymazdık ama. Bir de pomelo koyardım. Tamam. Ya ayıp olur diye mandalina konmayan bir kültürden geliyoruz. Tabii. Bazısında tabii. Yoktur falan. Benim babam da 2 tane koyardı. Neden biliyor musunuz Sinan Hocam? Bir tane koyunca veriyorsun. Birini ver, birini ye derdi. Aynen öyle. Bravo. Her zaman. İşte o zamanlardan gelenler, bir de şimdi olanlar farklı farklı. Şimdi gizli gizli yedirtiyoruz çocuklarımıza. Aman arkadaşına verme, yan da sen ye filan diye. Yapılıyor maalesef. Yeter ki çocuğum beslensin. Yeter ki çocuğum beslensin. Ben o şeye de çok üzülürüm ya. Şimdi benim de geliyor, dürüst olacağım. Şimdi arkadaşımın çocuğu benim çocuğum. Bir çocuk geliyor ve çok güzel bir yemek var. Bir an bak, bir an. Diyorsun ki çocuğum iyi tarafı yesin. Gelmiyor desem yalan ya. Geliyor. Ama öbür taraftan i̇şte dönüyorum avcı, diyorum toplayıcı. Ki, öbür taraftan da diyorum ki o onun kısmeti, çocuk bana misafir, ona daha çok, benimkine az diyorum. İşte yani, bu da kamil insana doğru atılan bir adım. Aynen. Kültürümüzde olan bir şey. Ama bir an geliyor, bana kimse gelmiyor falan, gelmiyorsanız tebrik ediyorum, önünüzde saygıyla eğiliyorum. Ama Yıldız Hoca derdi ki, hocam biz hırsızlık oynamadık ki, yani hırsız olmadık, nasıl oynayacağız derdik. Yavrum derdi, bakkal sana bir 5 lira yerine 50 lira para üstü fazla versin, bir an kafandan geçeni tut. İşte o an hırsızsın sen derdi yani. Harika. Yani o yüzden hırsızlık oynamadım falan anlatma derdi. Bu da o hesap oldu. Evet, avokadolu beslenme çantasından buraya geldik. Şöyle metaverse çağı yaklaşıyor'a geldik. Hadi bakalım. Metaverse çağı yaklaşıyor. Bu çağda insanlar fabrika ayarlarına geri dönüp mü yaşayacaklar yoksa herkese yeni fabrika ayarları mı gidecek? Süper soru. Evet. Şimdi metaverse
çağından önce biz zaten dijital çağda aynı sorunu yaşıyoruz yani. Burada da hep bir ikilem var. Metaverse benim, çağı ne demek? Ya işte internette yeni bir akım var şu anda videosunda video çünkü benden de çok fazla istiyorlar o konuda. Aslında dijital olarak sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik kullanarak tamamen içinde yaşayabileceğim paralel evrenler inşa ediyorum. Hmm. Bunlar insanların yani dışında... bu böyle gözlüklerle burada bir dünyaları hatta oluyor, yakında arkadaşıyla konuşuyor. Taptik sensörler hatta vücuda entegre edilebilir teknolojilerle biz hep onun içinde yaşayabileceksin. Ve böylece bütün deneyimlerini yani her şeyini, günlük hayatta yaşadığın hemen hemen her şeyi dijitalize edebileceğin her şeyi orada yaşamaya başlayacaksın. Burada bir alternatif bir evren oluşuyor. Bir simülasyonun içerisinde yaşıyorsun. İstediğin kişi olabiliyorsun, istediğin şeyi öğrenebiliyorsun, istediğin kariyeri yapabiliyorsun. Şimdi insanlara cazip gözüküyor ama ben bir tane basit soru sorarım. Yani oyunlarda bile aslında böyle. Şu yaşadığın gerçek hayatı ne kadar hak ettin de Metaverse'ü hak edeceksin. Yani bunun içinde ne kadar güzel bir şey yaptık da orada coşalım. Şimdi bu tabii bir oyun fikri olarak, yenilik fikri olarak çok güzel ama dijitalleşmede de ileride işte Metaverse ya da adı her ne olacaksa o yeni imkanlarda da hep aynı durum var. Kendi yarattığın teknolojinin içinde eriyip kaybolmayı mı tercih edeceksin? Yoksa o teknolojiyi kendine bir araç yapıp 3,5 milyar yıllık Ar-Ge'nin ürünü olan en azından şu bedeni ve o bedenin ev sahibi yaptı insanı daha yüksek bir yere mi taşıyacaksın? Şimdi bu ikilem arasında kalıyoruz ve çağımızın insanı oyuncaklarla yek vücut olmaya itiliyor. Onların içinde erimeye itiliyor. Mesela işte bu singularity diye bir şeyden bahsediyorlar ya, yakında teknoloji öyle bir olacak ki insan teknoloji birleşecek ve artık yeni bir varlık Biyonik çıkacak evet, ortaya. Evet, yeni varlık. Ama bu artık insan olmayacak. Tabii. Değil mi son zamanlarda? Ve düşünün yani bilgisayarınızın şu anda varlık düzeyi olarak sizden ne kadar aslında aşağı bir şey olduğunu fark ettiğinizde bunun insanın felaket olduğunu anlayacaksınız. İnsan kendi teknolojisi gözünü o kadar büyüyor ki kendini ona dönüştürmeye çalışıyor. Çok yani garip bir yola gidiyoruz. Çünkü felsefi olarak insanın yüceliğini unutursanız böyle çukurlara düşersiniz. Biraz modern medeniyet bunun tiyatro sahnesi gibi şu anda. Bu metaverse'ler falan, bu arada ben teknolojiyi çok severim. İşte Müge bilir yani evde bir sürü gadget var, alıp evet, oynuyoruz falan filan ama oyuncaklara oyuncak olmamak lazım. Öyle ama algoritmaları da farkındalık, işte bu sizin açık beyinde özellikle anlattığınız farkındalıkla bakabilmek gerekiyor. Mesela bugün benim sizinle yayın yaptığım gün annemin doğum günü 2 Kasım. Anneciğim seyrettiğinde aynen, inşallah şey olacak. Şimdi benim çok teşekkür ediyorum. Bütün yaşayan sağ annelere, olun, babalara. Benim akıllı saatimde bugün annemin nüfus cüzdanı ekranımda var oldu. Yani resimlerimin içindeydi. Muhtemelen benim bütün o elma ailesi bütün şeyimi aldı ve ben bunu bir tesadüf olarak algılamıyorum mesela. Çünkü oradan İncil Akdeniz'i aldı. Çünkü annem dosyam var içinde. Annemin nüfus cüzdanı, bilgileri falan var doğum gününe kadar. 2 Kasım'da da bana ve ben buna "Aa bu bir tesadüf." Değil, diye bakmadım. Beynen bu en zararsız kısmı. Değil mi? Çok daha örtük veriler, çok daha büyük örüntüler halinde birleştirilir. Çok daha fark edilmeyen yönlendirmeler halinde bizi çok derinden değiştiriyor. Yani şu andaki devrin esas sorunu bu. Yeni dünya sen iradenle yaşıyormuş ve çok eğleniyormuş gibi algılamanı sağlayarak seni şuradan sen alıyor ve şuraya götürüyor. Yani biri bizi gözetliyor. Truman Show oldu mu? Gözetlemiyor artık. Bizi taşıyor. Taşıyor. Oradan oraya döndürüyor. Kıbreni değiştiriyor, bakışını değiştiriyor, fikrini değiştiriyor, core inançlarını değiştiriyor, her şeyini değiştiriyor. Dolayısıyla işte bu yeni dünya. Bu yeni dünyada cesur insan olmak lazım. Ürün yerleştirdim şu anda. Yeni kitabımdan da yeni dünyanın cesur insanı. Bundan bahsediyorum. Daha henüz çıkmadı ama çok yakında çıkacak. Yerleştiren siz olun diye karşı argümanla ben. Hani siz yerleştirin sevgili Sinan Canan. Şöyle alttan bile fark edeceğim. Seviyoruz. Ama işte yeni dünya böyle bir dünya. Yani teknoloji çok güzel, harika bir şey, eğlenceli ama amaç kar etmek olunca bunun acısını hep beraber çekiyoruz. Elbette. Şu anda şimdi 2030'lara kadar dünya kırmızı alanda. Bunu artık herkes biliyor. Kabul etmek istemeyenler de dahil olmak üzere. Bu bizim doymazlığımızın sonucu ve bu doymazlık katlanarak artıyor. Bu sistem onu kolaylaştıracak. Ben asla distopik bir adam değilim. Her zaman biliyorsun ben distopik umutlu ne insanım. Demekti? Kötüye gideceğimizi düşünmüyorum. Yani kötüye kötümser, mahkum olduğumuzu pesimist düşünmüyorum. Pesimist değil mi? Kötümser. Kötümser değil mi o? Kötümser, aynen. İkisi de aynı zaten. Oraya gideceğimizi düşünüyorum. Mecbur olduğumuzu düşünüyorum ama ayılmazsak şahsi cehennemimizin burada hazır olduğuna eminim. Yani ayılmadığımız zaman kişisel cehennemimiz zaten burada. İşte bu dürtüsellikten bahsediyorsunuz. Bu aynen farkındalıksız, öyle. O çok farkın. Biraz önce Müge'nin anlattığı aslında
oradaki güzel virajıydı. Yani farkına vararak dönmek istediği virajıydı. İşte orada dürtüsellik diyemiyoruz aslında. Dürtülerini kaybetmemiş, hareket kabiliyeti geliştirmiş cesaret bir durum var. Cesaret desek daha doğru olur. Evet, Müge'nin yaptığı şuna benzetebiliriz. Yani çok böyle sevdiğim bir diziyi günlerce seyrettin. En heyecanlı yerinde kapatıp ben başka bir şey yapmak yani istiyorum. Yani konfor alanından çıkmak olur. Yani çünkü yani normalde yapman gereken onu seyretmeye devam etmek. Kasım, ama para kazandığını. Hayır. Ama Müge Sinan Hocam, biz hatırlıyor musunuz? Ben bir sene insanlara konfor alanından çıkmak diyoruz. Yani gelişsinler, büyüsünler, genişlesinler diye aslında. Yani çıkmayı, yani orayı yıkmak anlamında da demiyoruz. Çünkü ben çok biliyorum. Niye boşandın? Konfor alanından çıktım hayatım. Ya, çok yani güzel bir noktaya ben geldin. Ben konfor alanı... Evet. Niye işten ayrıldın? Hani işsizsin şu an. Evet. Yok, ben konfor alanından değil çıktım. İşte. Siz bundan bahsetmiyorsunuz. Hayır böyle değil. Konfor alanından. Yani bu kişisel çelişim diyorum ben buna. Yani. Gelişim falan değil. Bu tamamen kendinle çelişmek. Ya eğer ben bu dünyada varsam ve bana bir takım roller biçilmişse, anneliğim var, çocukluğum var, eşliğim var, arkadaşlığım var. Yani bu rollerin hepsi bana ait ve o kurgunun içerisinde hepsinde bir yerde duruyorum. Ya bütün büyük senaryoda ben belli bir yere geleceksem, benim içimdeki o cevher ortaya çıkacaksa, o senaryoya göre o kurgulanmış zaten. Birilerinin yani zarar gördüğü bir senaryo olamaz. Değil. Yani Sinan durup dururken benim eşim olmuyor. Sinan bana lazım. Yani onun bana konuyla ilgili çok büyük bir faydası olacak. O çocuk benim çocuğum, tesadüfen benim çocuğum değil. O işi ben senelerce sevmediğim işi boşu boşuna yapmıyorum. Hmm. Beni belli bir yere getirecek o. Yani hepsinin bir manası var. Biz o manayı boşaltıp konfor alanından çıktım dediğimiz zaman anlamsız, ahmakça bir yere doğru gitmiş oluyoruz. İşte benlikle asıl, hareket etmiş asıl oluyoruz konfora, orada. Asıl konfora girmek oluyor. Konfor dur, alanından kaçış. Çıkmış değil. Yani orada tamamen kaçış. Yani sıkıyorsa dur bakalım o. Ya ben orada bir laf cımbızladım evliliğinin içerisinde. Ben orada Müge'de bir laf cımbızladım. Bak çok önemli bir laf cımbızladım. Dedi ki yani benim ben değil bana ait. Biz sanırım burada şey yapıyoruz. Ben o işten sıkıldım. Ben o evlilikten sıkıldım. Ya da bana uygun değil. Orada senin anlattığın aslında şeydi, hani bir karar mekanizmasında hepimize bir fayda. Yani oradaki ayrılışta da hepimize bir fayda. Aynen öyle. Olacağı aynen. için ayrıldım. Yoksa ben sıkıldım, ben istemiyorum. Değil. Bana ait değille değil. Bunu karşı tarafa anlatmak da bir mesele ben oluyor hayatta. Ben Mehmet Akif'ten bir alıntıyla bunu açmak lütfen, isterim. Lütfen, bu arada mesela, tadına baktım, çok güzel. Beni götürüyorsun, bizi konuşturuyor. Ama size dolmuş vereceğim, dolmuş. Öyle mi peki? Çok güzel. Nasıl bak ya? Her böyle, türlü kaçış var konfor alanında. Bir kere de böyle bir yemekli programa gittim, böyle konuşup ben konuşuyorum. Karşıdaki ben böyle ağzım tüyüm dedi ama bir de ben obur adamım yani. Yeminle şiir okuyacaktım, şiiri unuttum. Yok, unutmadım. Mehmet Akif Ersoy'un bir çok çok veciz yani bu kaçıp da gidenlere bence söylenebilecek. Hani konfor alanımı bozuyorum diye aslında sorumluluklarını sallayıp giden, ki hayatta benim çok yaptığım bir şey. Yanlış biliyordum o zaman, işte öyle zannediyordum. Diyor ki yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? İnan onu en çolpa herifler de becerir. Yeter ki sen gösteriver işte şudur kubbe diye, iki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman, bir Süleyman daha lazım yeniden, bir de Sinan. Ya, hay maşallah. Süpermiş ya. Ama, alkış alkış. Efek mi koyacaksınız buraya? Yani, Mehmet Akif Ersoy. Canlı canlı şiir okuyorsunuz. Efek mi koyacaksınız? Ama sonunda Sinan'a bağladı mı? Tabii ki. Zaten niye ezberledim ben bu şiiri? Sonunda Sinan var. Ama, çünkü Sinan'la ama, bak, motivasyonu Sinan. Tabii bak, şiirin şeyi kaçmasın. Yani esas burada... İki tane ben orada yakaladım. Kaçanlar var ya, kaçanlar var ya hayatındaki sorumluluklardan. Şimdi Süleymaniye'yi iki ırgatla yıkarsın diyor ama Süleymaniye'yi yapmak için bir Süleyman diyor. Süleyman ne? İradeyi yani temsil ediyor. Şah yapılacak diyecek. Ama bir de Sinan diyor. Mimar sanat. Sinan neyi temsil ediyor? Ustalık yetenek, sanat, zaman yatırmıştık. Yani insanın hayatı da, hayatında Ayasofyalar, Süleymaniyeler inşa etmek istiyorsan acık elini taşın altına koyacaksın, acık irade göstereceksin. Allah rahmet eylesin, çok güzel söylemiş. Yani benim mottolarımdan biri, boşuna da adım sonunda adım yok. Anladım. Yani. Müge ile birleşince daha güzel bir kubbe oluyor tabii ki. Müge ve Sinan diye. Ama arada... Bu Müge daha lazım geleceğim. Müge ve Sinan güzel oldu. Ben müsaade edersen birkaç şey eklemek istiyorum. Yani şimdi bu konfor alanından çıktım. Ben konfor alanından çıktım. Yani hani yaptığım şey çok harika bir şeymiş gibi zannediyoruz ya.
Orada ve bunu biz ne için yapıyoruz? İşte bilgelik yolunda bir adım attık diye de bunu çok güzel satıyoruz. Halbuki bilgelik hikmet, hakeme kökünden gelir ve bilgelik manasındadır. Hikmet sahibi insan olmak isteriz. Hep o yolda biz işte ben konfor alanından çıktım, işimden çıktım, onu bıraktım, şunu terk ettim şeklinde devam ettiğimiz yolda. Halbuki hikmet kelimesinin manasını vermemiş oluyoruz. Hikmet kelimesinin bir manası da bir şeyi yerli yerine koymak demek. Her şeyi yerli yerine koymak demek. Şimdi sen çok iyi biliyorsun, senin de eğitimin. Tasavvuf literatüründe nefs ruhun olmamış halidir ya, ham halidir. Dolayısıyla nefsin bir tekamül süreci gerekiyor. Yani sen nefsi şuradan alıp buraya getirmen gerekiyor. Olması gereken yere getirmen gerekiyor nefsi. Hı hı. Nefsine zulmetmek ne demek? Ben zannediyordum ki ya çok da zulmetmeyeyim, ver birazcık yiyeyim yani. Hani o kadar da zulmetmeyeyim. Halbuki zulüm nefsinin her istediğini vermek demekmiş. Tabii. Yani şımarık bir canavarı çocuk gibi. Demek. Aynen öyle. O yani çocuğun hiçbir zaman... Yani şimdi sen canavarı besler misin? Çok güzel anlattı yani. Büyümesine izin vermiyorsun. Hep çocuk olarak kalıyor. O çocuk tarafını besliyorsun devamlı. Vermeyeceksin ki birazcık büyüsün. Şimdi sen o istediğini, o dürtüsel dediğimiz kısım burada giriyor işte. Her istediğini yaptığında onu konfor olanı zannedersen... Olmuyor iş. Hikmet sahibi olmuyorsun. Zalim oluyorsun. Zalim. Aa bravo. Bravo, o yüzden ben şimdi bambaşka bir muzlu şeyi yiyemeyeceğim şu anda. Nefsimin her istediğini. Ama ben onu rasyonize ederim ya. Ben de. Bana bir 5 dakika ver. Ben onu rasyonize ederim. Kurtarıcımız açıyor. Ben onu bir şekilde hani Allah verdi. Ama şimdi tatlıya bağlamadım canım yani. Yok tatlı değil zaten arılar yapıyor. Biz yiyeceğiz onu. Muzu da yani Allah veriyor. O tatlı değil. Ben onu rasyonize ederim. Ya çok güzel anlatıyorsun. Sorular geliyor gidiyor. Şimdi beni çok sıkıştırıyorlar burada. Yüzleşme soruları var. Hiç fark etmez. Haters gonna hate. Müge Canan'ı ve Sinan Canan'ı sevmemek değil ki. Belki başka bir yerden bakmış olabilir. Onu bir açıklayalım. Ben sevmemeyi kabul etmiyorum. Hater olunacak kadar ünlü değilim. O yüzden Sinan ben hocam, direkt Sinan'a ben de onu demek dönüyorum. Nerede hater'ı o benim. Şeyler burada. Bak ben bunu buraya mı koydunuz? Canlarım benim ya. Harika bir ekiple çalışıyorum. O idam fermanı gibi duruyor. Sayfada basmıştım. Hadi bakalım. Bismillah. Tatlını nasıl seviyorsun? Açar gibi bir kırmızı bastı sana. Yok, çerçevenden yansımıştır. Çünkü ben bunları... Yani demekle kabul etmek farklı şeyler. Bunlar... Ya ben emin ol, açarcığım... Artık ne varsa orada. Ben şerbetliyim, rahat ol. Yani ben her gün bunlardan okuyorum. Egosu kendinden büyük bir şahıs. Evet. Öyle mi demiş? Öyle o demiş. Kadar mı? Evet. Ne var canım, bunu her gün söylüyorlar. Bildiğin konuda ısrarcı olmanı bilgi toplumu olmayan toplumlar ego olarak algılar. Yani bir bildiğin konuda ısrar edersin ve ondan geri adım atmadığın zaman da seni kendini beğenmiş olarak algılarlar. Yani bu seçkinlerle hep böyle dünyada şey olmuş ya, avam arasındaki genel bir problem olmuş. Halbuki mesela biz de yakın zamana kadar ben de böyle... Burada avam halk, onu da söyleyelim evet, değil mi? Yani, halk tabakası genelde bazı konularda derinleşmez. Doğal olarak herkes her konuda uzman olmaz. Ama biri çıkar der ki ben şu konuyu biliyorum arkadaş, siz yanlış biliyorsunuz. Bunu söylediği zaman bir bütün de konfor alanını mahvettim. Kök inançlara dokunuyorsa gıcık edersiniz. Gıcık ben de buna yani katılıyorum. Halk derken? Sen ben. Sen ben halk. Yabancı değil. Hatırlıyor musunuz bir gün koştum aradım. Niye halk diyorlar, toplum demiyorlar. Biz aslında toplanıyoruz, fikirlerimiz toplanıyor dedim. Doğru. Dedi ki Açeli iyi misin? Çok iyi hatırlıyorum. Bir an böyle pandemi de gelmiş bana, ilk günlerimi ki alışverişe çıkıyorum. Yani alışverişe çıkıyorum ben. Koşuyorum oradan. Elimde torba ekmek almaya gidiyorum. Sinan hocam dedim, niye halk diyorlar, niye toplum demiyorlar falan diye feryat etmiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Evet, arada, bu arada nasıl anlayabiliyorum bunu? 20 yıl önce ben oradaydım. Öyle mi? 20 yıl önce dediğinden emin insanlara egolu diyen bendim. O yüzden kızmıyorum bu arkadaşıma. Ne peki egolu biliyorum. Nedir aslında? Mesela ego çok yanlış bir kullanım. Ego bizim isteyen bir tarafımız. Yani psikolojide ego dediğimiz şey. Ama burada kullanılan anlamı bencillik ya da kendini büyük görme. Kibir dediğimiz şeyi kullanıyor aslında ego dediği. Yoksa ego öyle bir şey değil aslında. Bu arada bir tatlı aldım ki öbür soruyu rahat sorayım diye. Çünkü kamera sizde olacak ya. Vallahi bitirdim soruları sorayım. Soru sizde de kamera oradayken. Kişisel gelişimcilerin biraz ilimle haşır neşir olmuş versiyonu. Yoksa onlardan bir farkı yok bence. Doğru. Mesela
kimi kastediyor bilmiyorum ama mesela birçok kişisel gelişimci arkadaşım var. Ben biraz daha nörobilimle ilgileneyim ve gerçekten derdim gelişmek ve geliştirici bir şey anlatmak. Yani bu, bilmiyorum, ben hakaret olarak almadım. Sağ olsun. Evrim teorisini Bahar atlatıyor. Beni sınırca atlatıyor. Farkında mısınız? Rahat ol diyor. Teşekkür ederim. Evrim teorisinde avam lisanıyla Darwin'i dramatize etmek yerine adam akıllı açıklamalar yaparsa sevineceğiz. Kaç tane açıklamamı okuduğunda yazmış mı altına? Mesela kitap bölümleri, kitaplar, web sitelerinde gani gani, hem videolar hem yazılar. Yani muhtemelen arkadaşımın bir senesini yerim yani şu anda bunu açıklama. Onlara bir baksın. Çıksın, açık beyine yazsın, siz açıklarsınız zaten. Tabii. Zaten şu anda mesela bu tip isteklerinde şöyle bir faydası oldu. Baştan sona bir evrim dersi, belki 40 saat falan olacak. Çekeceğim, koyacağım ve her şeyi bak, orada işe yaradı, olacak. Yaptı, tabii. Süper. Tabii. Kendi dediklerine kendisi inanıyor mu gerçekten? Merak ediyorum. Çoğunlukla inşallah. Evet gibi. Bilmiyorum. Ne dedim ki? Ben çok konuşuyorum. Belki de inanmadığım bir şey de söylemişim. Ben mesela bu soruya Sinan Canan'la, Müge bana hani yıllardır takip ettiğim ilim bilim insanı olarak Sinan Canan'la ilgili bu soruyu bana biri sorsa. Mesela bende şöyle bir cevap var. Sendekini de merak ediyorum. Evet, bunu aslında hanıma sormak lazım. Yani. Kendi dediklerine İnanıyor ama nokta koymuyor, virgülle inanıyor, üzerine ekleyerek inanıyor. Yani yeni geleni de merak ediyor. Hani oldu demiyor gibi geliyor Sinan Can. Sence mi, sen nasıl? Sinan her an yeni bir şenlidir arkadaşlar. Değil mi? O yüzden onu bir kalıba sokmaya çalışmayın. Bravo. Yapmayın bunu, gerçekten... Bak sinirlenirsiniz, sinirlenirsiniz. Çünkü Sinan gerçekten bugün evet dediğine yarın hayır diyebilir. Çünkü adam durmuyor ki, devamlı, devamlı bir gelişim... Çok zor olmadı ya. Canlı yakın uzun alsanız annesinin yanında öğretmenini açıklayan herkes çocuğu. Yemin ediyorum. Bak pozisyon hiç fark etmiyor. Benim eşimle de benim için geçerli. Yani biz kadınlar gerçekten erkeğimizi, erkeği, oğlumuz, çocuğumuz, abimiz için anlatırken bir frekansımız var ve hepiniz bu halde oluyorsunuz. Yalnız çok zor program biliyor musun? Şimdi yani yaklaşık ne diyeceğini de bildiğim ben için nasıl dedim. Diyecek acaba falan filan diye. Çok eğlenceli bir şekilde bekliyorum. Yani ben. O anda o söylediğine gerçekten inanıyor. Ama değişmez demiyor. Doğru. Değişebilir. Değişmez demiyor. Aynen değil size mi? Söylediğin gibi bir gün koyuyor. Bir yani hüküm, devam ediyor. Hüküm vermiyor. Hüküm veriyormuş gibi geçen yapıyor. Geçen bak Müge'le de bir şey paylaştım. Ama yapmıyor yani. 15 sene önce siyasi bir kitaba bölüm yazmışım. Hiç ismini zikretmeye gerek yok. O kitabı buldum arşivden. Benim şeyler arasından çıktı. Böyle bir irkildim. Ay dedim, ben zamanında böyle şeyler yapıyordum. Ondan sonra açtım. O gün yazdığım yazıyı okudum ve Müge'yle de paylaştım. Bak 15-20 sene önce yazdığım yazı bugün hala utanmadan gösterebileceğim bir yazı. Çünkü o kadar yuvarlak hatlı ve nasıl diyeyim, hani dik dik bir şeyler iddia etmeden bir yazı yazmıyor. Aslında sert bir söylemi var ama bugün aynı söylemi alıp aynı şekilde kullanabiliyorum. Yani o inandığımı söylemekteki rahatlığım buradan geliyor. Ben bazı temel ilkelere ayak basmaya çalışıyorum. Güncelle kavga etmiyorum. Yani insanların moda fikirleriyle ilgilenmiyorum. Ya kendini bil abi benim derdim işte. Bu 30 senedir bu. Bunu daha rafine söylemek için bir şeyler öğreniyorum. Sadece yaptığım o. O yüzden mesela duvarlar değişebilir diyorsun binada. Tabii. Yani ya düşün, benim yatak adam... odası salon olabilir ama temel binam var yani. Siyasi dergide yazı yazan bir adamdım ben yani. Düşünsene halimi. Ben bugün siyasetin sesini görmek istemiyorum. Güncel politikayla daha doğrusu ilgilenmiyorum. Kendimce siyasetim var. Güncel politika hiç ilgimi çekmiyor. Ama bir gün öyle bir Sinan vardı, bugün başka bir Sinan var. Şimdi beni eskiden beri tanıyana da aynı kafaya iki Sinan oturmuyordur muhtemelen. Yani öyle bir durum var. Ben memnunum şahsen. Düşünme yöntemi değişmiyor ki. Aynen. Düşünceleri değişiyor. Yöntem aynı hep. Aa bak çok güzel laf. Düşünce yöntemi değişmiyor, düşünceleri değişiyor. Yöntem değişmez mi? Yöntem şu. Nereden biliyorum? Bu tek bir yöntemim var benim. Mesela aklıma bir şey takıldı. Diyelim seninle bir argümana girdik, tartışıyoruz. Bir yerde eğer bir nefeslenebilirsem, ben çünkü lafta da iyiyimdir, seni mesela muhtemelen yenerim konuşuyor ama elbette. Bir yerde durup da ya bir dakika ben bu savunduğum şeyi nereden biliyorum diye sorduğumda benim genellikle fikrim değişiyor. Ve çoğunlukla tartışma sırasında olabiliyor bu. Vazgeçiyorum mesela çünkü yeterince bilmediğimi fark ediyorum. Bu benim en büyük yardımcım. Ve nereden biliyorum sorusunun cevabı %90 bilmiyorum yani. Ben niye güldüm biliyor musunuz? Ben bunu arkadaşlarımda, ilişkilerimde yeni yeni deneyimlemeye başladım. Bu da benim kendimi geliştirmeye çalıştığım bir alan öncelikle. Çok zor ama. Evet. Çok zor bir alan. Ben buna geri vites diyorum hocam. Evet. Ben anında geri vitese takıyorum. Evet. Diyorum ki bizim Adanalılar Anarya deriz. Anarya yapıyorum yani. Orada o kadarcık da hani etnik bahsedeyim.
Bir anaare yapıyorum. Çok yararını gördüm. Tavsiye ederim Sinan Canan'ın bu dediğini. Çok zor yapması. Yakınlarınıza yapmanız daha zordur bu arada. Evet. Belirteyim. Evet. Yani az tanış olduklarınızla başlayın. Yakınlarınızla da ustalık kazanırsınız. Ama çok güzel bir alışkanlık geri vites. Yani niye arabalara koyuyorlar o zaman? Değil mi? Evet. Hep ileri vites koyarlardı. Niye geri vites? Demek ki ergonomik olması için insanın geri vitesi olması lazım. 4 ileri bir geri bak. Otomatik şanzımanlar da oldu şimdi. Aynen. Gidiyor zaten. Otomatiği almak mesele. Evet, daha çok soru var ama bana bu kadar yetti. Size yetti mi? Yetmedi. Evet, inatla bir soruyu istiyorsunuz. O en sonu bir sor bak, en sonu gösteriyor. Çok merak ettim. Şöyle. Mevzi alayım mı? Bu soru, isim verir mi? Kim olur? Peki. Kendisinden bizzat ders dinlemiş ve gereksiz bir biçimde maruz kalmış biri olarak söylüyorum. Overrated bir adam. Overrated. Pardon. Evet. Ben de Türkçe overrated bir adam. Evet. Abartılmış bir adam. Evet. Overrated. O doz aşımı yani. Tanıyor olabilirim bu yazan kişi. Benden ders aldığına göre. Ve tahmin edebiliyorum. Çünkü bazı siyasi olarak gergin dönemlerde ters düştüğümüz bir öğrencimiz vardı. Burada ekşi sözlüktendir muhtemelen. Hı hı. Böyle bana kızıp ekşi sözlüğe falan o dönemlerden itibaren yazan arkadaşlar var. Şimdi parmak izleri benzersiz 7,5 milyar insanın 85 milyonuyla aynı ülkede yaşıyoruz. Ya. İlla aradan böyle tipler de çıkacak ama tekrar söylüyorum insan insanın aynasıdır. Yani biri bakıp da birinde bir şey görüyorsa kendisiyle alakalı bir şey görüyordur. Hı hı. O da bende bunu görüyorsa kendisine şifalar diliyorum. İnşallah kendini gerçekten ayakları yere basan. Ben buna ne demek istiyorum? Bazı insanlar vardır ki çok dokunmak istersin ama Sinan Canan'a böyle dokunamazsın. Yani anlıyorum dokunmak istediğini. Evet. Yani bu değil yani. Hani bir mesaj atsın, konuşalım. Konuşsun. Açık Bey'i zaten kabul ediyor. Müdür hepsi her şekilde size muhteşem bir ekip kurmuşlar. Seviyorsan dokunmak git konuş diyorsunuz diyorum. Yani. Anladın mı? Böyle dokunmayın. Evet. Çünkü bence insana böyle dokunulmaması lazım. Bu ama arada bu da bir şey daha söyleyeyim. Şimdi ben bunları dedim ya. Müge de artık alıştı muhtemelen. Her gün bundan 10 tane görüyoruz ama bu sosyal medya gibi bizim zihnen hazır olmadığımız bir ortamda hani atlarımızı saldığımız ve Mevlam Kayıra moduna geçtiğimiz bir yerde duyduğumuz şeyler. Hı hı. Bu insanların hemen hemen hiçbiri yüz yüze iletişimde bunların bir kelimesini bile söylemezler. Ben bunu biliyorum. Bu insanlar orijinalde böyle değiller. Hı. Bu arada bir katarsis yaşıyorlar, bir boşalma, bravo, bir deşarj yaşıyorlar. Ya da başka bir duyguyu sizin üzerinizden anlatıyorlar. İyi ki yaşıyorlar ki üzerimize patlamıyor. Orada yaşasınlar ki baksınlar doğru mu yanlış mı bir görsünler yoksa bir... Hani toplumda patlarsa problem çıkar yani. Evet. O yüzden sağ olsunlar, var olsunlar efendim. Asla. Beni kale almış olmaları bile yeter yani. Bence de. Bu psikolojiyi iyi bildiğim için şu anda mesela bu program, onu yazanlardan biri bunu seyrediyorsa lan tabii herif çıktı kameraların önüne, işte gene saydırıyor, daha beter sinir oluyor şimdi. Olur, geçer canım. Yarın kardeşim. Bir sayfa daha eklendi yani. Tabii. Süper. Tabii, komple. Size rahatladı. Program kaç seyrediyorsa %2'si kadar negatif girdi, bekleyin yani. Haters yaklaşık %2. Peki, şimdi yavaş yavaş bitiyor galiba değil mi? Ama ben bir şey istiyorum bak burada size. Hep siz mi hazırlayacaksınız bana? Muzlu şey ben, mi? Bu benim sevgili YouTube kanalımın ikinci bölümü yani sizinle yapacağım ikinci bölümünü bir ay, iki ay, üç ay sonra Açık Beyin'de yapmak istiyorum. Ben size konuk olayım bak zorla. Şahane. Siz de ekipçe gelin Açık Beyin'de çekelim. Sana böyle hiç sorular hazırlayalım biz. Ay çok mutlu olurum. Aşırı mutlu olabilirim. Hatta ben size döküman veririm. Tatlıyı vermeyeyim mi? Olur mu ya? Biz hazır ya. Tatlı alırız yalnız yani. Olur. Öyle yapmak olur falan beklememizden. Olur. Aa, yeminle dolaptan şey çıktı. Tatlı çıktı buyurun. Aslında ona Hindistan cevizimiz yok değil mi orada? Peki Hindistan cevizi isteyen? Ben. Tabii ki. Kokunla evet, dizileri şöyle. Good. Müge bu arada öbür zarfı açtı. Diyor ki bu sorulara cevap vermek istiyorum diyor. Gerçekten mi Müge? Vallahi. Harikasın ya. Onlar işte da Müge cevap. Çünkü hakikaten bunlar Müge'lik yani. Benim hadi cevap sor. Vermem riyaya hadi girer. Neymiş? Sinan Canan dürtüsel midir yoksa akılsal mı? Hangisi? Kaşık yok mu? Kaşık yok mu? Hemen ne, öyle midir? Söylesene Müge Allah aşkına. Al canım. Şimdi bu var ya şu mesela önünde benim duruyor ya. Benim dürtüselliğimi konuşurken. Bu saniyeler içerisinde biter. Heh. Ondan sonra ya Sinan hani bir tadına varsaydık biraz yavaş hani muhabbet falan. Hayat kısa. Next diyor. Yenisi diyor. Yani bu dürtüsellik mi yoksa hani biraz daha duralım, bir tadını çıkaralım. Orada ama varlığıyla daha inkar etmiyor ki. Hı. Ya ben de İtalyan gibi, Fransız gibi yemeği çok isterdim ama Türk'üm, yapacak bir şey yok.
Haksız yani, kadın zayıf. Onlar öyle ama zayıf, ne yapayım? Onlar değişik. Mesela Müge böyle yiyor. Oluyor. Ben şimdi kamera aa, çalıştığı için böyle yiyorum. Yoksa bunu gümlemiştim. Ama ne Sinan hocam? Ne yani ben? Arada, İnkar etme. Bu arada çok güzel bir şeymiş bu. Beğendiniz mi? Vallahi afiyet beğendim. Olsun. Sevgili Doğukan ve eşine yani dair inanılmaz bu. Teşekkür ediyorum eşine de. İnanılmaz yani bu kadar dürtüsel olup bunu bu kadar güzel rasyonelize eden başka bir insan tanımıyorum. Ama bence dürtüsellik bunu gerektirir zaten. Nereden biliyorsun bir devamlılık için. Çünkü ben öyleyim. Çok iyi ya. İyi değil mi? Sinan Canan eve iş getirir mi? Sinan Canan eve gelmez falan diyor. Sinan Canan'ın kendisi iş olduğu için baştan bence aşağı. İşi evi işe getiriyor. Benim öyle karışık. İş falan yok, öyle bir mevhumumuz yok yani. Ama sen de katılırsın herhalde. Benim işim yok. Yani ben yaşıyorum. Benim öyle yaşamınız bir, iş, yani evet. Yani şeyim yok yani, bir iş mesai falan yok bende, hiç olmadı. Yani üniversitenin ilk zamanları oldu, onda da taşikardi geçirdim, vazgeçtim. Şimdi yani istediğim gibi... Yani o bir kapalı gibi, kurumsallık yok değil mi? Yok bende öyle bir şey yok. Yani sağ olsun üniversitem de hiç beni yormaz bu konuda. Açık beyin daha keza. Biz yaşarken üretmeye çalışıyoruz ve bazen evde oluyor, bazen işte oluyor, bazen ofiste oluyor, bir yerde, parkta, bahçede. Yani bilmiyorum ki... Yani ben de şimdi aynı oluyor. İşi yapmasaydım... Çok sıkıcı olurdu. Ya yani orada ben onun yaptığı işin aynısını yaptığım için, yani aynı işi yaptığımız için. Bir de zaten aynı. Oradan beslendiğim için benim için çok eğlenceli. Hı hı. Bir de burada çok önemli, bu çifte çok kıymetli bir şey buldum. İzninizle yani bana ikinize bakınca gördüğümü anlatmak istiyorum. İki ayrı bireyin kesiştiği nokta ve ayrıştığı noktayı kabul etmesi var burada. Evet. Yani bizler eşimiz diye saygıdan ya da her istediğimizi yaptırmak ya da beni anlamasını, her anlamda anlamasını beklemek bana göre çok büyük bir zorlama, duygusal şiddet. Bazen beni eşim anlayamayabilir, kız arkadaşım anlar. Biraz önce bir derdimi anlatıyordum Müge ile Sinan'a. Müge dedi ki ben sana çözümü buldum buradan. Halbuki ben hep Sinan Canan'dan istemiştim o çözümü. Bak burada nasıl patlattım meseleyi. İmzayı dağıttım Mügeciğimin sözünü dinleyeceğim diye. Estağfurullah. Ya çok önemli bir şey ama. Tecrübe. Benim hayat mottolarımdan bir tanesi, İngilizce söyleyeceğim affedersiniz. Agree to disagree. Ya o kadar önemli bir şey ki ya anlaşmak zorunda değiliz her şeyi. Elbette ya. Anlaşamadığımız üzerinde anlaştığımızda o bitti. Da zaten... O konuyu bir şöyle bir kurdelesini atmış oluyorsun. Onu bir koymuş oluyorsun kenara. Evet. Tanımlıyorsun çünkü. Zorladığın hiçbir şey sana ait hiç değil. Yok. Elini acıtır alırken. Gerek kalbini yok. Acıtır. Beynini acıtır. Evet. Acıyan sensindir zorladığın her noktada. Ama tabii bu demek değildir ki biz yani bunların hepsini çözdük. Şahane bir evlilik falan. Hayat yani devam öyle, ediyor. Öyle bir şey yok. Evet. Evliliğin doğası kolay bir şey değil. İnsanlar, her birliktelik öyle değil mi? Her birliktelik yani kardeşinle de aynı eve girdiğinde aynı şey. Yani evlilik dinin yarısıdır deniyor. Aynı. İnanılmaz bir tekamül basamağı. Hı hı. Aynı zamanda böyle sıkıştırılmış böyle çok kısa yol, shortcut yani anladın mı? Hı. O yüzden ya iyi değerlendirmek lazım. Bu bir seçim. Ben akvaryumda tek başına bir Japon balığı olmayı sevmiyorum. Yemimi bölüşmek istiyorum. Aynen ama bazen öyle. Yukarıda olup ben önce yemeği yiyebilirim. Sonra bazen artıkları yiyebilirim. Ama birlikte yüzmek her zaman güzeldir. Sizle bu sohbet gibi çok teşekkür ediyorum. Uğrunuz olacak. Biz çok teşekkür ediyoruz valla. Hangisi ederim. Daha tatlıydı bilemedim. Sohbet Allah mi yoksa? Bunun adı versin. Var mı bu arada biz ne yiyoruz? İnanılmaz güzel bu Doğukan arada. Doğukan eşinin adı? Efsuniye. Efsuniye tatlısı vay be. Türkiye'de marka olur yemin ediyorum. Efsuniye Açelya'dan da sizde. Efsun çok lezzetli. Afiyet olsun. Siz yemeğe devam edin. Yani insan nasıl gönül rahatlığıyla yiyor yalnız? Canım benim. Güzel bir şey. Sen her şeyi bence gönül rahatlığıyla o alan bizim için Sinan Hocam'la geçerli. Evet ben hiç gönül rahatlığıyla yiyemiyorum. Yedikçe sanki böyle. Ben onu rasyonelize edeceğim. Allah evet, verdi evet. Ya. Güzel güzel. İçinde hiç paketli bir şey yok. Şifa alıyor. Şifa alıyor. Aynen. Evet çok teşekkür ediyorum. Bizle kaldığınız için. Ben kendi adıma çok mutlu oldum. Aklınıza kalbinize ne geliyorsa yazın. Abone olun isterseniz. İstemezseniz biraz takip edin sonra abone olun. Yani hani öyle bir şey yok. Zile de bassınlar. Ha, zile mi basılıyor? Tabii, ha, doğru değil mi? Abonenizin yanında zile de bassın doğru, diyor yani. Tabii. Zile de basarsanız oradan uyarı geliyor. Ama benim gibi böyle 15 tane 20 tane uyarıyı biriktirebilirim. Bak kendini deşifre eden kadın olarak evet benim birikebiliyor. Ama siz daha düzenli insanlarsınızdır biliyorum. Abone de olursunuz, zil de duyarsınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.